Merhaba değerli dostlarım, ben Zafer Ceylan. Borsada Nasıl Para Kazanın kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Grafiğimiz Marmaris Altınyurt Turizm Tesisleri AŞ. Evet değerli dostlarım, daha önce de analizini yapmıştık. Güzel formasyonlar vardı, maalesef bir türlü formasyonlar çalışmadı. Formasyonlar bozuldu arkadaşlar. Şu anda hala grafiğimizde aşırı derecede bir uyumsuzluk var. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani ben Malt'ın sipeyi değilim arkadaşlar. Veya tahtacısı değilim. Elimde milyon milyon not yok, yok not yok arkadaşlar. O yüzden yani tahtacısı ben olmadığım için her dediğim yerden de dönecek diye bir kaide yok. Bazı yerlerde işte yazdık, çizdik. Kimi yerde döndü, kimi yerde dönmedi. Ben sadece grafik üzerinde gördüğüm yerleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Öncelikle saatlikte ve 2 saatlikte, 4 saatlikte baktığımız zaman aşırı derecede bir uyumsuzluk ve pu var demek arkadaşlar. Pu'nun anlamı demek de arkadaşlar uyumsuzluk ve dönüş sinyalidir arkadaşlar. Baktığımız zaman geçmiş zamanlarda bir desteğimiz var arkadaşlar. Bu desteğimiz şu anda 64,4 hissemiz kapatmış. Geçmiş zamanda şu desteğimize baktığımız zaman 153,6 desteğimiz var arkadaşlar. Uyumsuzluğa gelecek olursak arkadaşlar, bakın PU'da bir uyumsuzluk var. Yarın bakın özellikle EMA'mıza da bakacak olursak 166,9 seviyelerinde, bakın şu kendi koymuş olduğum 160,8 seviyelerinde saatlik bazda 181 nokta olur da yukarı doğru bir atak yapacak olursa arkadaşlar 166,8 üzerinde 181,5 seviyesine kadar bir atak gelebilir arkadaşlar. Bizim için bu 181,5 seviyesi bizim için çok önemli bir seviye arkadaşlar. Neden önemli? Bakın halen düşüş bitmiş değil arkadaşlar. Bu trend altında düşüş devam ediyor. Bu arada 153 seviyesinin altına düşmediğim sürece bu arada gidip gelebilir arkadaşlar. Biz 181,5 üzerinde tekrardan düşen kırılmış olacak yukarı doğru sert hareketler bekleyebiliriz o zaman. Ha, onun dışında dediğim gibi aşağıda desteklerimizi takip edeceğiz. Tabii 153,6 dışında da desteklerimiz var. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Burada uyumsuzluktan bahsetmeye çalıştım. Aşırı derecede bir uyumsuzluk var, PU var. Buradaki sıkışmadan belli. Yarın 166,8 üzerinde kısa da olsa bir dönüş beklenebilir arkadaşlar. Sadece bakın sadece uyumsuzluğumuz 1 saatlikte de değil arkadaşlar. 4 saatlikte de aşırı derecede uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Sıkışmamız var. Bu da çok önemli. Hatta 4 saatlikte daha güzel bir sıkışmamız var arkadaşlar. Bakın. Yani biz artık buradan bir dönüş bekleyebiliriz arkadaşlar. Her zaman diyorum ki ne? Dip seviyelerinde mal satılmaz arkadaşlar. Buralardan kademeli bir şekilde maliyetinizi düşürün arkadaşlar. Merrill'e baktığım zaman tahtada Merrill yukarılardan 200'lerden 220'lerden sattı. Son baktığım zaman ortalama 4000 üzerinde 4000 hatta 5000 lota yakın kendisi toplamış arkadaşlar. Küçük yatırımcı silkeledi, dip seviyesinden kendi topladı. Malınıza sahip çıkın arkadaşlar, satmayın zararına. Bakın burada uyumsuzluğu görüyorsunuz. Yarın %1 milyon. Bakın. Hani bu benim görüşüm yine. Tekrarlıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Aşırı derecede bir uyumsuzluk var. Burada bir dönüş gelebilir. Bakın arkadaşlar, malınıza sahip çıkın. Kademeli bir şekilde maliyet düşürün arkadaşlar. Desteklerimiz bu şekildedir. Bunun dışında da destek dirençine vereceğim.
Evet arkadaşlar, bu da EMA'ya bakacak olursak geçmiş zamanda çalışmış 250 günlük ortalamalı, ama burada bir türlü tutunamadı. Tutunmaya çalışmış ama maalesef yangınlarda devam ettiği için Türkiye genelinde, özellikle Antalya, işte Marmaris tarafında yangınlarda bir haftada devam ettiği için bunu da ister istemez etkisi oluyordur. Tabii şirket batmış değil arkadaşlar. Bakın, güzel bir bilanço açıklayabilir. Bedelli bedelsiz potansiyeli var. Uzun vadede güzel bir yere gidebilir. Seneye özellikle ben her zaman diyorum, turizmde patlama bekliyorum arkadaşlar. Beklenti şu anda bitti diye baskı yapılıyor arkadaşlar. Beklenti önceden satın alınır. Evet, 300 günlük ortalamamıza da bakacak olursak arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar, Fibonacci'mizden EMA'ya bakacak olursak güçlü destek, bakın kırmızı olan burada 160'ı gösteriyor. Fibonacci'mizin güçlü 0.6618, 159.9, yani 160 seviyelerine, güçlü bir destek seviyesine gelmiş vaziyetteyiz arkadaşlar. Aynı şekil uyumsuzluk aşırı satım bölgesinde ERA sayımız 30 seviyesine gelmiş vaziyette. Tabi 30'un altında düşmeyecek diye bir kaide de yok. Ara desteğimiz 153 seviyeleri. Dediğim gibi buralar güçlü alım noktalarıdır. Keza siz satarken, malınıza sahip çıkmazken Merrill tahtada topluyor arkadaşlar. Takasını gösteremiyorum burada, telefonda görüyorum ama burada gösteremiyorum size. Ortalama 5000 adete yakın toplamış dip seviyesinde. Yani malınızı zararına satmayın. Buralardan artık bir dönüş beklenebilir. Hatta dediğim gibi dönüş beklenebilir de, yani satış baskısı bitmiş değil arkadaşlar. Dediğim gibi 180 üzerinde kalıcılı olmamız lazım. Bakın Fibonacci'mize de göre de 195 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Geçmişte de şu seviyede 150 seviyesinden kalktığı zaman 244'e kadar bir atak gelmiş arkadaşlar. İki tavana bakar arkadaşlar. Bakın iki tavana bakar. Sizi her gün bezdirir. Eksi 2, eksi 2 hep öyle yapıyor zaten. Eksi 2'lerle, eksi 3'lerle bezdirme yapıyor. Yıldırıp satış baskısıyla elinizdeki malı topluyor. Zaten dolaşım notu çok az olduğu için küçük bir hareketle küçük yatırımcı panikten satar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece grafikteki gördüğüm destek ve dirençlerde uyumsuzluklardan size anlatmaya, bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi ben bu hissenin ne sipeyim ne tahtacısıyım. Yani benim dememle uçup gidecek diye bir kayda yok. Ben sadece destek dirençleri veririm. Sadece malınızı ucuza speklere kaptırmayın. Benim derdim o arkadaşlar. Umarım faydası olur. Hayırlı yatırımlar, hayırlı akşamlar.